I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Günaydın. Saatlerimiz 8:56 yani 9 oldu. Şu an tam olarak neredeyiz? Balıkesir çıkışındayız galiba. Bugün günlerden 14 Eylül Çarşamba. Hep beraber Kaş yollarına çıktık. Oksijenlerde dura dura ilerliyoruz. Yanımda Serkan var. Merhaba. Anneme bakın. Şoförleri değiştire değiştire yolumuza devam edeceğiz. Arabada 4 şoför var. Yaklaşık olarak 8 saatimiz var gibi duruyor ama bakalım biz bunu 5-6 saate indirmeye çalışıyoruz. İçip olan kahvelerimizi aldık. Annem kendisini açıyor. Trying to come around my girl acting like Mr. Friendly and still the spotlight like Mr. Bentley. I spotted her like Saatlerimiz tam 11:00. Şu anda neredeyiz? Aydın'a doğru gidiyoruz. İzmir'i geçtik. Yani yolun aslında yarısından fazlasını gittik neredeyse. 3,5 saat içerisinde tam gaz devam. I got family in high places like Jesus needs. Can I please say my peace? I'm pressed to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock, spit like a beatbox. The way the beat rocks, new version of beat rock. But for that Benz, I get CL love. So I switch my girls around like 3L dub. I'm calling, baby, I'm selfish. I told you to myself, I can't help it. Çok sıcak. Fethiye'ye gelmiş bulunuyoruz. Ya da iyi günler. Bugün günlerden Perşembe, 15 Eylül 2019.
2022. Karşıdaki evimize yerleşmiş bulunuyoruz ve ilk tam günümüz. Dün akşam buraya geldik ama dün o kadar yorgunduk ki. Atla. Dün çok yorgun olduğum için hiçbir şey çekemedim. Eve geldik, yerleştik. Daha sonra merkeze gidip bir şeyler yiyip eve alışveriş yaptık. Geldik ve herkes geldiği gibi uyudu zaten. Gece de birazcık sivrisinek maceraları. Önce kendimize geldik, kahvaltımızı yaptık. Artık eve iyice alışmaya çalışıyoruz. Kafamızı dinlemek istiyoruz. Ev gerçekten çok güzel. Konumu harika, manzarası harika. Bizim ilk defa kendimize ait villa kiralayarak yaptığımız bir tatil olacak. 7 gün buradayız. Neredeyse. Burada geçirdiğim günleri, yaptığım şeyleri her zamanki gibi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Baristamız hazır. Şimdi 3 adet kahve siparişimiz var. 2 sıcak, 1 soğuk olmak üzere. Dün dipçibo kahvemizi aldık. Ben kahve yapmayı çok seviyorum. Siparişlerim hazır. Tamam. Saatlerimiz 6.35. Bugün cuma. Bir saattir çok anlam veremediğim bir rüzgar çıktı. Umarım çok uzun sürmez. Biraz erken batıyor tabii ki de. Şu ana kadar izlenimlerim gerçekten harika. Kendinize ait bir alanın olması, sadece sizin olmanız ve istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapabiliyor olmanız çok büyük bir lüks. Yani 5 yıldızlı otellerin hepsinden çok daha güzel bir tatil bence. Gözlemlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Thank you.
yumurta bira karışımı. Adı neydi? Rahatlar. Rahatlar. Yani yaz birası içeceğim. Yaz birası. Çok güzel görünüyor. Nasıl? Teşekkür ederim. Dalgıçlara bakın. Neyse, Kaş Yarımadası'nın dibindeyiz. Güzel. Artık Türkiye'deyiz. İnternetimi açabiliyorum. Kaş yolunu tekrar. Tekne turu görüntülerini izlediniz. Bugün 18 Eylül Pazar günü. Bugün tekne turuna çıktık. Tekne turu olayından bahsetmek istiyorum biraz size. Kaş'a geldiğinizde farklı türde tekne turlarına çıkabiliyorsunuz. Bunlardan en bilineni ve genelde insanların tercih ettiği kalabalık tekne turları oluyor. 30 ila 50 kişilik. Yani günübirlik turlardan bahsediyorum. Kekova, akvaryum koyu, yakındaki koylar. Kekova'ya kadar gidip Kekova köyünü de gezdikten sonra geri dönen turlar. Kaptanlarının rehberlik ettiği. Ben bugüne kadar hep öyle turlara gittim. O turlar tabii ki de güzel oluyor. Hem çok şey öğreniyorsun hem çok fazla yer görüyorsun. Çünkü yüzme molaları kısa oluyor. Yarımşar saat sonra bol bol farklı farklı koylarda gezip öğle yemeğini farklı yerde yediğiniz.
Fakat bu sene ilk defa farklı bir tur denedik. Bu da özel kiralanan tekne. Yani o teknede sadece siz varsınız. Siz kaç kişiyseniz, iki aile misiniz, tek aile misiniz, üç aile misiniz? Bu turun avantajı da tamamen sakin olması, turda sadece sizin olmanız gerçekten çok daha güzel bir avantaj. Ben şöyle düşünüyorum. Herkesin ihtiyaçları, istekleri dönemsel bir şekilde değişiyor. Ve biz de şu anda çok sakin, ne kadar az kişi, ne kadar az ses, o kadar iyi bir tur arayışında olduğumuz için bunu tercih ettik. Ve gerçekten de çok güzel oldu. Öğle yemeği, sabah kahvaltısı hepsini orada yedik içtik. Yani benim tavsiyem, eğer siz de az kişili, dinlenmeli bir tur istiyorsanız özel tekne turlarını kesinlikle tavsiye ederim. Bunu da bahsetmeden geçmek istemedim. 5. gün batımımız. 2 gecemiz kaldı. Hiç ayrılmak istemiyorum. Bugün son günümüzün son akşam yemeği için evin çok yakınında bir restoran var. Oraya gidiyoruz. O yüzden böyle hazırlandık, süslendik. Elbisem böyle. Kaş merkezden aldım. Şimdi hep beraber restorana gidelim. Artık Kaş'a veda ediyoruz. Evin içini göstermedim ama hemen hızlıca bir salonu göstereyim. Burada böyle bir kocaman salonumuz var. Mutfağımız çok güzel. Burada bir odamız var. Burada bir banyomuz var. Burası bir. Burası iki ve bu iki odanın manzarası gerçekten harika. Üçüncü odamız. Bu evde zorlasanız gerçekten 10 kişi kalabilir. Hatta zorlasanız değil, rahat bir şekilde 10 kişi kalabilir. Ben evi çok beğendim ve çok keyif aldığım bir tatil oldu. Bu villayı tatilvillam.com'dan bulduk. Sahipleriyle de tanıştık. Çok tatlı insanlar. Serkan'la da bol bol TikTok'lar çektik. TikTok hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yeni müzik çıkartıyor. Evet, Serkan'ın da yeni şarkısını takip etmeyi unutmayın. Bakalım bu videoyu koyduğumda yayınlanmış olacak mı olmayacak mı? Ona göre buralarda görebilirsiniz ya da aşağıya bilgilerini bırakırım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay, hoşça kal.